Bu noktada sunumun bu kısmında su sistemi ile ilgili, oturma sistemi ile ilgili bazı bilgiler vereceğim ama bir yandan da saatime bakıyorum. Biraz hızlanmam gerekiyor. O yüzden çok okuyarak gitmeyeceğim ama zaten burada bu slaytta da daha sonradan sizler de okuyabilirsiniz. Açıkçası sunum dosyasında ben paylaşıyorum. Su sisteminin ticarileşmesini sağlayan 1990 yılındaki bir gemi yangını. Aslında bu su sisinin ortaya çıkış fikri 1930'lardan beri var ama bu yangından sonra yolcu gemilerinde bir söndürme sistemi zorunlu oluyor. Ve buraya bir yani gemilerin sürekli olarak yangın olur diye su taşıması mümkün değil. O yüzden de bununla beraber gezebilecek daha küçük yer kaplayacak, az yer kaplayacak bir söndürme sistemi ve su deposu ihtiyacı çıkıyor. Ve o zaman özellikle bu gemi yangının yaşandığı Kuzey Avrupa ülkelerinde geliştirilmesi başlanıyor. Aynı zamanda Amerika'da da çalışılıyor ve iki koldan bugün aslında epey yaygınlaşmış durumda. Ve gemilerde başlayan bu uygulamalar daha sonra kara uygulamalarında kendine birçok uygulama alanı buluyor ki tarihi yapılarda bunların aslında uygulanmaya yaygınlıkla ülkemizde de yaygınlaşmaya başladığını. Bazı ülkelerde örneğin aldığım bilgiye göre İtalya'da Venedik'te butik tarihi otel binalarının çoğunda bunun böyle onlarca yerde tesis edilmiş yaygın olduğu bilgisini almıştım. Bazı ülkelerde daha yaygın, ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir sistem. Bu su sisi sistemlerinde damlacıkların çapı ortalama çapı. Tabii ortalama çap da ayrı bir konu. Çünkü bir spreyin içindeki damlalar aynı çap değil. Bunun bir dağılımı vardır. Bunun hacim ağırlıklı, hacme göre ağırlıklandırılmış ortalamasında %99'u 1 milimetreden küçükse bu botrimisttir. Ya da İngiliz ve Alman standartlarındaki tarifte ise %99 yerine %90'ı diye tarif edilmiştir. Nozuldan 1 metre uzakta ölçülmek şartıyla diye. Bunun dışında bu sistemi basınca göre sınıflandırmak mümkün. 12 bardan düşük olan sistemler, 34,5 bardan yüksek olan sistemler, bir de orta basınçlı olarak bu ikisinin arasında 12 ile 34,5 bar arasındaki sistemler Amerikan normlarındaki basınca göre sınıflandırmadır. Alman VDS standartında ise 16 bardan yüksek olan sistemlere yüksek basınçlı sistem adı veriliyor. Şimdi biraz kafanızda canlandırmak için bu sistemin bazı bileşenlerinden bahsedeceğim. Elektrikli veya dizel pompa kullanılabilir paket halinde. Yani çok geri işgal etmeden bütün donanımları paket halinde nispeten bir oda içerisinde konulabiliyor ve küçük bir su deposundan emiş yapılabiliyor. Bu da özellikle tarihi binalarda sprinklerle karşılaştığında çok ciddi yer kazancı sağlayabiliyor. Aslında Venedik'teki bir takım otel binalarında da bunun tercih edilmesinin temel sebebi bu. Orayı da aynı ülkemizdeki hani Karaköy'deki bazı tarihi otel binaları gibi, bitişik nizam binalar gibi düşünebilirsiniz. O anlamda kendine özellikle birçok projede sırf pompa dairesi ve su deposu yapmak için yeterli yer olmamasından dolayı yaygınlaştığını da biliyoruz bazı ülkelerde. Bazı durumlarda korunan yer hacim ve sınırlı olduğu zaman pompaların yerine basınçlı gazla iterek de suyu yani basınçlı gaz tüpünden su tüpüne basınç aktarılarak oradan da tüpteki su tükenene kadar azot gazıyla itilerek pompa vazifesi görecek şekilde nozullara boru ağına basınçlı suyun gönderildiği sistem örnekleri de var. Yine farklı bölgelere giden vanaların kontrol vanaları var. Bu işte solenoid vana ile tetiklenerek açılan türde vanalar var. Zaten kendisi sürekli açık olan başlıklar yani sadece patlayan su nozulunun değil de vana açıldığı takdirde tüm açık başlıklardan aynı anda su açılacak şekilde olan sistemler de var. Açıkçası su sistemlerinin bir yandan standartları geliştirilirken yani sprinkler sisteminde bu başlıkların zaten kendiliğinden açık olması, vana açıldığı takdirde hepsinden zaten su akması dediğimiz o sistemin müze gibi yerlerde topluma açık birçok binada yaygın olmadığını, çok özel patlama riski olan yerlerde olduğunu söylemiştim. Ama su sisinde durum biraz farklı. Su sisinde eğer çok yüksek özel bir yangın yüküne sahip, özel bir depolama veya çok riskli olan makine daireleri gibi yerlerdeki, örneğin gemi makine dairelerindeki yangında açık başlıklar kullanılabiliyor ve çözüm ancak aynı anda tüm nozullardan su akışı beraber olursa sağlanabiliyor. O anlamda sprinklerdeki kadar eğer açık başlıklar kullanılmak zorunda kalınırsa yangın yüküne bağlı olarak sprinklerden daha fazla zarar veren bir sistem olacak. Ki bu açık başlıkların olduğu ismi de Deluge yani baskın sistem olarak geçiyor.
Sistemde kullanılan boruların tabii bu sistem çok yüksek basınçta su kullanıyor. Örneğin nozuldan çıkış basıncının 80 bar civarında olması lazım. Sprinklerlerde ise bu durum yani yaklaşık en fazla 12 bar olması gerekiyor. Yarım bara kadar da düşürülebiliyor birçok tipik uygulama için, müzeleri de kapsayan uygulamalar için. Burada tabii nozuldan 80 barla çıkan su pompanın olduğu yerde 140 barlara çıkmış oluyor tipik olarak ticari bazı ürünlerde. Ve 140 bara dayanacak bir sistemin de paslanmaz çelikten yapılması gerekiyor. Ama boru çapları daha küçük oluyor. 4 yollu veya 3 yollu bir T yapıldığı zaman ayrı fittingsler kullanılıyor ve özel birleştirme teknikleri kullanılıyor sızdırmazlık için. Askı elemanları keza o şekilde. Ama dirsek mesela ayrıca kullanılmıyor. Borulara bükme usulüyle dirsek yapılıyor, bükülerek yapılıyor. Nozulların görünüşleri biraz daha aslında paslanmaz çelikten malzemeler olduğu için burada sağ taraftaki örneklerde cam tüplü kapalı başlık nozullar görüyorsunuz. Tabi buradaki kırmızı, yeşil, sarı renkler aslında sıcaklık sınıfını anlatıyor. Yani kırmızı 68 derecede, 74 derecede başlayan patlayan başlıklar. Sarılar yanlış hatırlamıyorsam 79 derece, yeşiller de 93 derecede. Yani sıvı aynı sıvı ama kabarcık çapı değiştiği için kimisi daha erken, kimisi daha geç patlıyor. Soldaki başlık tiplerinde ise açık başlık görüyorsunuz. Deliş sistem, baskın sistemde kullanılan açık başlık. Eğer bana açılırsa bu hattaki, ozondaki tüm başlıklardan su akacak demektir. Buna da baskın sistem diyoruz. Ve makine daireleri, türbinler, kablo garileri, temiz odalar, özel proses alanları, endüstriyel pişirme uygulamaları gibi yangın yükü yüksek olan yerlerde bu şekilde kullanılmak zorundadır. Ama konutlar, otel odaları, ofisler, otoparklar gibi düşük yangın riski olan yerlerde yangın yükü fazla olmadığında kapalı başlık kullanılabilir. Ve sadece patlayan başlıktan, ısınıp patlayan başlıktan su akışı olur. Aslında sistemin sprinkler sistemiyle karşılaştırması için önce sprinkler sistemini anlatan bir tablo dizisi ama bunları tek tek okursak çok gereksiz bir süreç almış olacağız. Yani sprinkler sistemlerinde nozul çapı yaklaşık nedir, basınç nedir gibi bilgiler var, kapsam alan nedir diye bilgiler var. Burada sadece nozulların orifisin çıkış çapının 10 milimetre olduğunu, aslında zaten su sisindeki başlıklardaki deliklerin çok küçük olduğunu siz de fark ettiniz bu görsellerde. Sprinkler sisteminde ise bir musluğun musluk açıldığındaki kadar bir nozul vardı. Öyle bir silindirik bir su kitlesi vardı. Aradaki en önemli farklardan biri bu. Çünkü bu kadar küçük delikler olduğu zaman sistem tıkanma gibi bir riski var. Tıkanmaya hassas olması gibi bir risk var. Dolayısıyla paslanmaz çelik boru kullanmanın bir sebebi de basıncı yanında bir sebebi de bu. Bu arada ben onu atladım. Şu anda size yüksek basınçlı su sistemlerini anlatmamın sebebi aslında düşük basınçlı su sistemleri de var. Veya suyun havayla veya azotla ikinci bir akışkanla parçalandığı çift akışkanlı su sistemleri de var. Ama ticari olarak dünyada ve ülkemizde de en yaygın olarak şu anda kullanılan sistemler yüksek basınçlı olduğu için bunlar arasında özellikle bunu seçerek bir sunum hazırlamıştım. Yoksa yani bu basınç değerlerinin farklı uygulandığı sistemler de var. Ama şunu söyleyebilirim ki gerek yüksek basınçlı gerek düşük basınçlı sistemlerde paslanmaz çelik borular her halükarda kullanılacak. Birinde yüksek basınçtan dolayı birinde de tıkanma riskinin hala orifis çapı hani 1 milimetre yerine belki birkaç milimetre artmıştır ama hala tıkanma riski var. O yüzden boru içinden parçalar kopup gelmemesi için mecburen düşük basınçlı sistemlerinde de paslanmaz çelik borular kullanılıyor. Bu dolayısıyla maliyet anlamında sistemin düşük basınçlı olsa da yine de maliyet boru malzemesinden dolayı farklı oluyor.